İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir merkez var. Adı da COVID-19 Hastaları İzleme Merkezi. Diyeceksiniz ki bu merkez ne yapıyor? Bu merkez bu hastalığa yakalanan insanların hastalığı nasıl geçirdiğini ve hangi bulguların ortaya çıktığını, insan vücudunun bu virüse nasıl tepki verdiğini ölçüyor, değerlendiriyor, analizler yapıyor ve onu raporluyor. Şimdi 6 aylık verileri paylaştı bu merkez ve ortaya yeni bulgular çıktı. Hep diyorduk ya akciğerde kalıcı hasar bırakıyor. Evet, onu zaten biliyorduk ama yeni bir bilgi. Akciğerdeki damarlarda pıhtı oluşmasını sağlıyormuş koronavirüs. Bu bir. İkincisi de tiroid bezlerimizin ya çok az ya da çok fazla çalışmasına neden oluyormuş. 8 ayda 2000'in üzerinde hasta izlendi. Koronavirüsün yeni bulguları ortaya çıktı. Dünyadaki araştırmalara ışık tutacak veriler İstanbul Tıp Fakültesi COVID-19 Hastaları İzleme Merkezi'nden paylaşıldı. 6 aylık verileri paylaşan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek yeni bulgulara dikkat çekti. Buradaki tabii en çok gözümüze çarpan bulgu bu hastaların bir kısmında yani 25'inde akciğerlerinde, akciğer damarlarında bir pıhtı oluşması idi. Yani pıhtı atması değil, pıhtının kendisinin o damarlar içerisinde oluşması ki bu da aslında COVID hastalığının özellikle ağır COVID pnömonisi geçiren kişilerde gözlemlediğimiz yeni bir bulgu. Buradan randevu aldım, geldim. Haziran'ın başlarıydı galiba. Burada baktılar, bir şey yok dediler. İkinci bir sefer tekrar geldim burada baktı damar yollarında kanlaşma, bunun sonucu da pıhtı olma tehlikesi olduğunu söylediler. Covid-19 geçiren ağır hastalarda yapılan inceleme hastalık sonrası sürece de ışık tutuyor. Artan sayıda çoğunlukta işte tiroidlerinin fazla çalıştığı ya da az çalıştığı şeklinde tiroid bozuklukları, fonksiyon bozukluklarının olduğunu gördük. Bu da aslında önemli bir bulgu. Bunu zaten 3. ayda da söylemiştik ama 6. aya geldiğimizde bunun arttığını ve artarak devam ettiğini gözlemliyoruz. Taburcu olduktan sonra 30 gün sonra Covid izleme merkezine gelmemiz söylenmişti. Bugün randevumuza geldik. Sabah ciğer tomografi çekildi. Kan tellerimiz yapıldı. Tekrar bir takip sistemi, tekrar bir izlemek için randevu veriliyormuş. 28 Nisan'da açılan merkezde gün gün koronavirüs hastaları takip ediliyor.